Chapter 36. Buffalo in the plain. He was lying face down on the ground again. The smell of the forest filled his nostrils. He could feel the cold, hard ground beneath his cheek. Şurasını bir yerinde and the hinge of his glasses. Hinge, şu hinge gözün eklemleri gibi bir şey ama tam olarak neresi görebilecek miyiz? Menteşe diyor. Mafsal dayanak. Şuralarından bahsediyor. It seems şu işaret parmağımla gösterdiğim yer. Okay. Which had been knocked sideways by the fall. Which had been knocked sideways. Şöyle bir şeyler olmuş herhalde. Cutting into his temple. Yani gözlüğü gözünden direkt çıkmış da böyle kafasına bir yere batmaya başlamış. Böyle bir ihtimal. Every inch of him ached. And the place where the killing curse had hit him felt like the bruise of an ironclad punch. Böyle demir bir yumruk yemiş gibi hissediyordu. Burayı hatırlayamam. Şu klede bir kere daha bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Yani demirle sarılmış bir tane punch. Yumruk yani. Burayı bir kere daha bir okuyup geliyorum hemen. Devam. He did not stir. Stir. But remained exactly. Ne diye yukarı çıkıyor ha. Where he had fallen. With his left arm bent out at an awkward angle. And his mouth gaping. Herin ölüsünün ağzı açık kalacakmış diyoruz. He had expected to hear cheers of triumph and jubilation at his death. Böyle kesinlikle rezil etme falan gibi bir şeydi. Bir bakalım. Jubilation. Sevinç, çok sevme, bayram etme, şenlik falan değilmiş. Rezil etme değilmiş. Ben de bundan işkillendim de herhalde. Baktım bu jubilation'ın başka bir anlama geleceği gibisinden bir his geldi falan. Görmüş olduk. Devam. But instead hurried footsteps, whispers and solicitous murmurs filled the air. My lord falan. It was Bellatrix's voice and she spoke as if to a lover. My lord falan. He did not dare open his eyes, but allowed his other senses to explore his predicament. Predicament, bu kelimeyi Joker şeyde kullanıyordu. Dark Knight'ta Harvey Dent'ten bahsediyordu. Gordon'a, Sirius Black'i oynayan adama and his predicament falan gibi bir kelime çıkmaz. Güzel bir kelime. He knew that his wand was still stored beneath his robes because he could feel it pressed between his chest and the ground. Between his chest and the ground, okay. Burada bir yerlerde duruyor. A slight cushioning effect in the area of his stomach told him that the invisibility cloak was also there, stuffed out of sight. My lord, that will do, said Voldemort's voice. More footsteps. Several people were backing away from the same spot, desperate to see what was happening and why. He opened his eyes by a millimeter. Millimeter. Aynen. Burada bir duruyorum. Diyecek bir şey var mıdır? Bakıp geliyorum. Several people were backing away from the same spot diyor. Burada olay ne? Herkes Voldemort'un başına toplandı büyük ihtimal. That will do. Yapınca Voldemort böyle hepsi birden geri gitmeye başladılar falan. Voldemort etrafında Voldemort'a bakıyorlarmış. Demek ki çıkarımını yapıyoruz. Heri de şöyle aşırı azıcık sayılacak bir şekilde gözlerini açıyor. Desperate to see what was happening and why falan böyle. Bu sebepten dolayı kendini tutamıyor falan. Şimdi ne görecek Harry? Onu göreceğiz. Voldemort seemed to be getting to his feet. Demek ki düşmüş diyoruz. Various Death Eaters were hurrying away from him. Demek ki düşmüşler ki cidden. Demek ki Voldemort'un düşmüş olduğu teorisi gerçekmiş. Herkes onun başında duruyormuş falan oluyor Harry şu an. Returning to the crowd, lining the clearing. Bellatrix alone remained behind, kneeling beside Voldemort. He closed his eyes again and considered what he had seen. The Death Eaters had been huddled around Voldemort, who seemed to have fallen to the ground. Something had happened when he had hit Harry with the killing curse.
had Voldemort too collapsed? It seemed like it. And both of them had fallen briefly unconscious, and both of them had now returned. My lord, let me... I do not require assistance, said Voldemort coldly. And though he could not see it, he pictured Bellatrix withdrawing a helpful hand. Şöyle bir dakika. He pictured Bellatrix withdrawing a helpful hand. Hani böyle Bellatrix'in elleri böyleymiş. Birden böyle ellerini çekiyor falan. Böyle bir şey diyor herhalde. The boy. Is he dead? Is he dead? There was complete silence in the clearing. Nobody approached Harry, but he felt their concentrated gaze. It seemed to press him harder into the ground, and he was terrified a finger or an eyelid might twitch. You, said Voldemort, and there was a bang and a small shrug of pain. Examine him. Tell me whether he is dead. Jesus, ben burayı bilmiyordum. Yani şöyle bilmiyordum. Büyük ihtimal Narcissa'yı gösteriyor. Ona da büyü yapıp gösteriyor böyle. Yani kadına resmen rezil bir şekilde davranıyor falan. Belki bu an bile yetmiştir yani. Narcissa'nın Voldemort'a ihanet etme kararı alması konusunda. Ama bir yandan işin şey tarafını biliyoruz. Malfoy hala okulda, yaş hayatta mı değil mi falan, kesinlikle ne Lucius biliyor ne Narcissa biliyor. Hiçbir haber de alamadılar falan. Not cool bir durumdalardı zaten. Hani bir ihanet zaten gelecekti. Ama şu bir tık daha kolaylaştırmıştır bence ihanet etme konusunda motivasyonlarını diyelim ve devam edelim. He did not know who had been sent to verify. He could only lie there with his heart thumping treacheriously and wait to be examined. But at the same time, noting, small comfort though it was, that Voldemort was wary of approaching him, that Voldemort suspected that all had not gone to plan. Jesus. Hani böyle Harry bir yandan şey, Harry could only lie there with his heart thumping treacheriously, burada bu ihanet edercesine, benzetmesini kullanıp durumunun bir çıkmaz olduğunu anlatıyor bize. Okay. And wait to be examined. Yerinden kesinlikle kımıldayamıyor. Birisi gelip Harry'e bakacak ve anlayacak onun hayatta olduğunu. Ama bir yandan da işin başka bir tarafını görüyor. Ne tarafını görüyor? Şu tarafını görüyor. But at the same time nothing, fark ediyor. Small comfort though it was, böyle ufak da olsa bir comfort. Yani ufak da olsa, oradaki o da hissiyle söylemiyor. Ben burada o da hissiyle anlatıyorum falan. That Voldemort was wary of approaching him. Birden çekiniyor resmen şu an. That Voldemort suspected that all had not gone to plan. Buradan da şeyi de görüyoruz hani. Voldemort'a düşmüş Harry ile beraber şey defalarca konuştuk zaten. Dumbledore Voldemort'la görüştü ve ona böyle aşırı kötü davrandı, onu korkuttu falan. Bu olabilir. Bir yandan gayet Harry'e konuştuğu gibi bir ses tonuyla konuşmuş olabilir. Ki bu bile Voldemort'u rahatsız etmeye yeterdi bence. Bence böyle bir ses tonuyla konuşuyor zaten. Çünkü Voldemort gidip bağırıp çağıracak tarzı bir insan değil bence. Birileriyle konuşacağı zaman. Bu durumda Voldemort'a da Harry'e konuştuğu gibi konuşmuş desek bence çok da yanlış bir şey demiş olmuyoruz. Ki Voldemort bir anla belki bir kere daha öldüğünü düşünüyor falan o esnada. Ne diye böyle bir şey yaşıyor falan. Ölü olduğunu bildiği birisi kanlı canlı karşısında duruyor. Ki ona dokunabilip dokunamama, dokunabildiği fektine ihtimaline sahip olduğunu biliyoruz. Harry Dumbledore'a dokunduydu, Dumbledore da Harry'e dokunduydu falan. Belki birbirlerine dokundular bile falan. Resmen ölü bir insan şu an kanlı canlı karşında duruyor, moduna girip ölülerden korkuyor Voldemort falan, biliyoruz. Yani hiçbir türlü iyi sayılmayacak bir deneyim yaşadı. Büyük ihtimal Dumbledore'u gördüyse eğer, ki şu an şeyden ciddi bir şekilde şüpheleniyorum. O an kalkıp şu tüyünü taşıdığı için Harry'e göründü. Dedim ama Voldemort taşımıyordu gerçi. Ama kendi asasını ne yaptı o zaman? Kırıp attı mı? Yanına taşıyor mu? Başka bir yerde mi tutuyor falan? Hani eğer Anka kuşu tüy üstünden Harry'e gidebildiyse
Voldemort'a da benzer bir bağlantı üstünden gitmesi gerekir gibi düşünüyoruz. Ya da şey mi oluyor? Dumbledore'un asasıydı sonuçta. Bir şekilde Dumbledore'un asasını kullandığı için Dumbledore Harry'e de Voldemort'a da görünebildiği gibi bir şey oldu. That seems likely. Buradan bir şey çıkabilir bence. Çok bir durasım yok. Devam. Hands softer than he had been expecting touched Harry's face, pulled back an eyelid, crept beneath his shirt, down to his chest and felt his heart. He could hear the woman's fast breathing. Her long hair tickled his face. He knew that she could feel the steady pounding of life against his ribs. Is Draco alive? Is he in the castle? Jesus, o çok iyi değil mi ya? Hani bir yandan her şey de çok iyi ya. Hani resmen 30, 40, 50, 100 kişi şu an direkt şahit oldular. Babada kedavra birine çarptı, o kişi yine ölmedi falan. Jesus fucking hell diyoruz. The whisper was barely audible. Her lips were an inch from his ear. Her head bent so low that her long hair shielded his face from the onlookers. Yes, he breathed back. He felt a hand on his chest contract. İyice sıkıyor böyle. Her nails pierced him böyle. Oğlum hala hayatta, şeyleri var burada. Then it was withdrawn. Ve çekiyor. She had sat up. He is dead. Narsa Malfoy called to the watchers. And devam. And now they shouted. Now they yelled in triumph and stamped their feet. And through his eyelids, he saw bursts of red and silver light shoot into the masum nereye gitti? Erin celebration. Okay, bir dakikaya geliyorum. Okey, devam edeceğiz.